Şimdi sözlü mülakat bizim için neden önemli? Sözlü mülakat sizi polis yapacak sınav arkadaşlar. Yani ortalaması %50. Biliyorsunuz %25 KPSS, %25 fizik yeterlik sınavı, %50 sözlü mülakat puanı. Şimdi sözlü mülakat puanını etkileyecek en önemli etken ne arkadaşlar? Fizik yeterlik sınavında aldığımız puan. Yani fizik yeterlik sınavında 100 puan alan aday özellikle 24. dönem için, 24. dönem için çok büyük bir avantaj sağlıyor. Çünkü ciddi manada 100 puan alan çok az aday var. Biz bunu Ankara'dan da gördük. Hatta sınav komisyonuna 50 kişi girdiyse 3 kişi geçti, 4 kişi geçti. Birisi 42 yaptıysa diğerleri 49-50 yaptı. Hep bu şekilde ortalama var ve bir adım önüne geçiyorsunuz. Yani oradaki komisyon sizin çalışıp çalışmadığınızı, polisi ne kadar isteyip istemediğinizi fiziki yeterlik sınavına bakarak görüyorlar. Şimdi buradaki önemli hadise ne arkadaşlar? Sözlü mülakatta bizden ne istiyorlar? Ondan bahsedeyim. Şimdi konu hakkındaki bilgi düzeyimizi, kendinden istenileni kavrama, özgüveni, ifade etme yeteneği, beden dilini kullanma becerisi. 5 ayrı yeteneğinizi test ediyorlar aslında. Ve hepsi 20 puan, topladığınız zaman 100 puan ediyor ama bu sözde, yani biraz daha soyut bir kavram bu toplam. Yani kimine göre sen kendini ifade etmişsindir, oradaki diğer arkadaşıma göre kendini ifade edememişsindir. Ben tarihçi, şöyle örnek vereyim. Sana soru sorduk, 19 Mayıs 1919'da ne oldu? Bana bir kelimeyle anlattın. Matematikçiye göre yetersizsindir, yeterlisindir, tarihçiye göre yetersizsindir. Tamam mı? Bunların hepsi soyut kavram. Bizden istenilen şu arkadaşlar, ben onu söyleyeyim. Birincisi kılık kıyafet. İkincisi hitap, üçüncüsü kendini ifade etme yeteneği. Bu kadar basit. İçeriye girdiğinizde beden dilinizi de kullanacaksınız ama bu. Yani dışarıdan sizi biri gördüğü zaman 2 dakikalık, 3 dakikalık sözlü mülakat sınavında polis olup olamayacağınıza karar veremez. Neye göre karar verir? 2 dakikalık, 3 dakikalık o sürede kılığınıza, kıyafetinize, içeriye girişinize, hitabetinize, bir de beden dilinize, yani bunlara bakarak puan veriyorlar. Oradakiler yani sizin kişiliğinizi, karakterinizi analiz edebilecek bir tanınmışlığınız yok. O insanlarla tanışmışlığınız yok. Anlaştık mı? Yani yüzlerce örnek, yüzlerce aday giriyor içeriye. O 2 dakikalık sürede siz onlara kendinizi nasıl anlatırsanız o şekilde karşılanıyorsunuz. Şimdi ben teker teker buraya çıkaracağım bütün arkadaşlarımızı. Sözlü mülakat komisyonunda sorulacak soruları sizlere soracağım. Kendinizi tanıtmanızı isteyeceğim. İşte daha önceden çıkmış sorulardan bir derleme yaptık. Onlara size söyleyeceğim. Burada heyecanlanıyor musunuz, heyecanlanmıyor musunuz göreceğiz. Oraya giren herkes heyecanlanıyor arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani ben de girsem 4 yıldır bir fiil bu işi yapıyorum. Ben de girsem ben de heyecanlanıyorum. O yüzden heyecanlanmama gibi bir kaygımız yok. Ama sizden istenilen bazı 1-2 istenilen bilgiyi doğru verin yeter. Benim isteğim. Şimdi genel olarak toparlayacak olursak 24. dönemden bahsetmek istiyorum. Hepsi kadın aday olduğu için. Nasıl giyinmeliyiz? Nasıl giyinmeliyiz arkadaşlar? Olabildiğince mütevazi, sade ve klasik giyiniyoruz. Makyaj yok. En az düzeyde. Tamam mı? Ve klasik giyiniyorsunuz. Klasik giyimden kastımız ne olabilir? Mesela altınıza kumaş pantolon, üstünüze gömlek giyebilirsiniz. Takım elbiseniz varsa giyebilirsiniz. Saçınızı topluyorsunuz, topuklu ayakkabı giymiyorsunuz. Bu kadar basit. Renk olarak hangi rengi seçmeli? Lacivert olabilir, siyah olabilir, gri olabilir. Onun dışında diğer alternatifleri düşünmeyin. Topuklu ayakkabı kesinlikle giymiyorsunuz. Onu da söylemiştim. Erkekler için nasıl olmalı? Saç sakal tıraşı tamamen, yani asker tıraşı deniyor ya. Koyu renkler, siyah kravat, siyah ceket, siyah ayakkabı. Ya düğüne gider gibi değil. Bir nasıl söyleyeyim? İş görüşmesine gider gibi gideceksiniz.
Tamam mı? Diğerleri fazla. Mendil bile takmayın. İçinize yelek bile giymeyin. Tamam mı? Bu kadar basit. Sadece mütevazı. Çünkü oradakilerin düşündüğüyle, oradakilerin bakış açısından kendinize bakmanız lazım. Karşınızdaki kişi ben olsaydım, komisyondaki kişi ben olsaydım, yelek giymenizi helal olsun, bak ne kadar kendine özenmiş, işte mendili takmış diye düşünürdüm ama karşınızda ciddi manada profesyoneller var. Yani bu işi onlarca sene yapan, karşısına binlerce adayı alıp binlerce kişiyi mülakata sokan kişiler var. Ve bu kişiler polisleri mülakatta dinliyorlar, bekçileri dinliyorlar, komiserliğe hazırlananları dinliyorlar. Anladınız mı? Yani birçok örnekleri var ve neyin iyi olup neyin kötü olduğunu anlıyorlar. Kısa bir sürede. Nasıl giyinmeniz gerektiğini ve orta yaşlı insanlar nasıl bakar sizce? Yani babalarınızdan örnek alın. Şu paçanızı şöyle sıvayıp buradan bacağınız gözükerek sınava girebilir misiniz erkek adaylar? Sınavı bırak hayvan. Ya da kızlar topuklu ayakkabı, yüksek topuklu çat 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 içeriye girebilir misin? Girenler olacak. Girenler olacak ama ben girmenizi istemiyorum. Çünkü bizim bir atımlık kurşunumuz var. Silahımızın tek mermisi var. Onu en iyi şekilde değerlendirmemiz lazım. Hayatınızın en iyi iş görüşmesi de gider gibi gidiyorsunuz. Şimdi kılık kıyafet konusuna değinmişken hanımefendi gelebilir misiniz? Hanımefendi gelebilir misiniz? Çiğdem Hanım siz de gelin. Sizi ifşa ediyoruz. Binlerce insan izleyecek belki. Evet. Bu şekilde bir kıyafet. Kapalı arkadaşlarım için bu şekilde. Evet. Açık arkadaşlarım için bu şekilde. Evet. İstediğiniz kıyafet tarzı bu arkadaşlar. Tamam. İçeriye girdiğinizde makyaj dediğim gibi en az düzeyde saçlarımızı topluyoruz. Çiğdem Hanım. Onun dışında istediğiniz kıyafet bu. Tamam mı? Yani bunun ötesinde kesinlikle çıkmıyoruz. Bu kadar basit. Teşekkür ederim. Şimdi diğer kısma gelelim. İçeriye girdik arkadaşlar. Bizi içeride komisyon üyeleri bekliyor. Heyecanlısınız. Değil mi? Birinci kuralımız neydi? Ben size ne söylemiştim? Hiç kimseyle muhatap olmuyorsunuz. Kendi arkadaş grubunuz dışında sizin psikolojiniz bozacak. Hiç kimseyle muhatap olmuyorsunuz. İçeriye giren, çıkan, ağlayan, gülen sizi hiçbir şekilde etkilemeyecek. Çünkü orada ters psikoloji yapabilirler. İşte 5 dakika konuşup almaya da bilirler. Bunun geçen haftaki dersimizde de ben söylemiştim. Örnekleri var. İşte seni nereye alalım, hoş geldin, sen bu göreve çok iyi yakışıyorsun deyip almayabilirler. Azarlayıp alabilirler. O yüzden içerideki insanlarla diyaloğu kesiyorsunuz. Orada 2 saat dişinizi sıkın. Biliyorum kadınlar için bu çok zor. Dişinizi sıkacaksınız. Hiç kimseyle muhatap olmayıp o sınava girip çıkacaksınız. Kendi arkadaş grubunuz dışında. Çünkü sana sorulan sorunun ona sorulma ihtimali çok çok zayıf. Ama herkese sorulan bazı sorular var. Ben onları söyleyeceğim. Ama karttan çekmiş olduğu soruların çıkma ihtimali çok çok zayıf. Şimdi içeriye girdik. Ne diye hitap ediyorduk arkadaşlar? Efendim diye hitap ediyoruz değil mi? İçerideki komisyona. Kapıyı çaldık veya kapıyı açtık, girdik içeri. Çarpı ve durmanız gereken yeri belirten bir işaret var. Oraya geldiniz, baş selamını verdiniz, kendinizi tanıtacaksınız. Komisyona ne diye bahsediyoruz? Efendim diye. Kendini nasıl tanıtmanız gerektiğini ben anlatmıştım. Yani tekrar üzerinden geçiyorum. Doğum yılı, isim soy isim, nereli olduğun, hangi üniversiteden mezun olduğun, diğeri anne baba mesleği, bir de üstün özellikleriniz varsa diğer insanlardan ayırt edecek. 3 tane dil bilen bir arkadaşım var mesela hazırlar. İspanyolca, Almanca, İngilizce biliyor. Bunu söyleyebilirsin. Beden dili, işaret dilini biliyorsundur. Türk işaret dilini. Bunu da söyleyebilirsin. Bilgisayar mühendisisindir. Bunu da söyleyebilirsin. Bunlar diğer insanlardan mesela ayırt edici özellikler. Bunlardan bahsedebilirsiniz. Onun dışında içeriye girdik. Diğer önemli olan hadise neydi arkadaşlar? Göz göze gelecek değil mi? Komisyonla hitap ederken komisyona bir kişiye değil birkaç kişiye bakıp onlarla göz göze gelip göz teması kurmanızı istiyorum.
Göz teması da burada çok önemli ve kendinizi tanıttıktan sonra sizlerden bir soru kartı çekmenizi isteyecekler veya kendileri soru sorabilirler veya işte sohbet halinde geçebilir. Ama tahminimizce birkaç dakikayı geçmeyecek. Anlaştık mı? Birkaç dakika geçmeyecek. Tekrar üzerinden geçiyorum ki herkesin rahat bir şekilde aklında kalsın. Şimdi soruları bilemediniz. Benim soruları bilemeden de polis olan öğrencilerim var. Azarlanıp kovulan, işte senden polis olmaz denilen öğrencilerim polis oldular. İşte soruları bildi, işte boyunda çok uzunmuş, seni şurada değerlendirelim diyenler polis olamadı. Anlaştık. Yani buradaki hadise şu aslında. Soruyu bilip bilememek değil, hangi tarz soruları bilip bilememek benim için önemli. Sen şimdi eğer Türkiye Cumhuriyeti'nin yakın geçmişini ilgilendiren hadiseleri bilemezsen seni almazlar arkadaşlar, bu kadar basit. Ama tutup da işte abes bir soru sordular, kavram sorusu sordular, İşte sen matematikle ilgili bir terim sordular. Bunu bilmeyebilirsin yani. Senin alanında yani genel geçer bilgiler, genel kültür dediğimiz o hadise var ya, KPSS sınavlarla çalışmış olduğunuz, işte bilgi yarışmalarında bilmiş olduğunuz, yakın Türkiye geçmişini ilgilendiren, açık oturumlarda sürekli bahsedilen hadiseleri bilmezseniz elenirsiniz. Diğer soruları bilemeyebilirsiniz. Değil mi? Ya hukuki terimleri bilemeyebilirsiniz arkadaşlar. Bunlar çok yani bilmeniz gereken şeyler değil ama örnek veriyorum. Sizi kaldırdılar hanımefendi ve dediler ki Afrin operasyonu ya da işte Fırat Kalkanı operasyonları hakkında ne düşünüyorsun? Bakarsan böyle bu konu hakkında bir cevabın olmazsa elenirsin. Ya da yakın tarihimizi ilgilendiren olaylardan hangileri var? Bir tane örnek verebilir misiniz? Kıbrıs Barış Harekatı örnek veriyor. Ya da 15 Temmuz operasyonları. 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişim, ardından gerçekleştirilen operasyonlar. İşte Suriye'nin kuzey kısmında gerçekleşen o koridor hakkında, Doğu Akdeniz'le alakalı bilmeniz gerekenler. İşte yeni çıkartmış olduğumuz, yeni yapmış olduğumuz arabasından, uçağından, işte silahlı silahsız hava araçlarından, tamam mı? İşte çıkarmış olduğum gemiden ilklerimizi bilmezseniz elenirsiniz. Ya Türkiye Cumhuriyeti'nin ilklerini bilmezseniz elenirsiniz. Bu kadar basit. Çok önemli olayları bilmezsin. MİT'ler operasyonu hakkında ne düşünüyorsun? 2 saat etrafına bakınıp cevaplayamazsan elenirsin. Anlaştık mı? Bilemeyeceğiniz sorular bunlar. Ama ben şuna gayet inanıyorum. Bir kişi içeriye girsin, kendini iyi bir şekilde ifade etsin, komisyonla göz göze gelsin, özgüveni tam olsun, çok basit bir şekilde yüksek puan alır. Ya 80 puan, 90 puan polis yapar size. 100 çok nadir ya. 100 vermeyebilirler ama 80 puan, 90 puan herkesi polis yapar. Yani soruyu bilemeden de 80 puan alıyorsunuz zaten. Diğer 4'ü tamsa. Anlaştık mı? O yüzden yakın geçmişimize iyi bakıyorsunuz arkadaşlar. Yani ben şimdi bazı sorulardan sizlere derleme yapacağım ama şimdi sizi teker teker çağıracağım. Bir mülakat yapacağız. Hazır mıyız? Hazırız.